listemizde vergi ve bahşiş örneğini inceleyeceğiz. Restoranda sipariş edilen bir yemek fiyatımız var ve buna göre sabit vergi ve bahşiş oranlarımız olacak arkadaşlar. Toplam fiyatı belirleyen bir program yazacağız. Bahşiş oranını az sonra önüne yazarken herhangi bir rakam olarak belirleyelim. Ve ardından %18 KDV oranını kullanarak çıktı da yani toplam ödemesi gereken müşterinin fiyatında da %2 EFI bir önceki örneğimizde kullanmıştık. 2 desimal noktalı sonuç verecek bir program yazacağız şimdi beraber. Öncelikle burada vergi oranını belirleyelim. Vergi oranı arkadaşlar %18'di yani 0.18 dememiz gerekiyor. Bir de bahşiş oranı diyelim buraya. Bahşişte her kullanıcıdan 0.05 yani %5'lik bir bahşiş alalım. Şimdi burada artık şöyle bir şey yaparım. Kullanıcıdan neyi alalım arkadaşlar? Yemek fiyatını alalım hesaplamak adına. Ardından devam edelim. Yemek fiyatı diyelim buraya. Yemek fiyatını float olarak arkadaşlar, float number'lar yani ondalıklı sayılar input'u kullanıyorduk. Yani kullanıcıdan veri alabilmek için yemek ücretini giriniz diyelim buraya. Ardından da devam edelim. Ve şurada artık hesaplama işlemimizi yapalım. Nasıl hesaplama işlemi yapacağız? Burada birincisi şöyle bir gerçeğimiz var. Toplam vergiyi bulmamız gerekiyor. İkincisi toplam bahşişi bulmamız gerekiyor. Yemek fiyatıyla toplarsak sonuca gidebiliriz. Bu yüzden şöyle diyelim. Sadece vergiyi bulalım. Vergi eşittir arkadaşlar. Neye eşittir? Yemek fiyatı çarpı bizim Python'da kullandığımız şu multiplication çarpı işareti. Ardından vergi oranı diyelim buraya. Altına da bahşiş diyelim arkadaşlar. Bahşiş de neydi? Bahşiş oranı çarpı yine yemek fiyatı. Yemek fiyatına göre bizim bir bahşiş oranımız var ve toplamda ödenmesi gereken bahşiş açığa çıkacak. Toplam fiyat diyelim arkadaşlar. Toplam fiyatımız bu sefer ne olur? Toplam fiyatımız vergi artı bahşiş artı yemek fiyatı olacaktır. Ardından da şurada da arkadaşlar sonucu gösterelim. Sonucu göstermek adına da ne yapıyorduk? Print komutunu kullanıyorduk Python'da. Print dedikten sonra burada şöyle bir şey diyebiliriz. Hani vergi dedikten sonra artık %2F ve burada bahşiş yazalım. O da %2F olacak ve toplam ödenecek miktar diyelim. Toplam ödenecek miktar da %2F olacak arkadaşlar. Ardından ne yapacağız? Yine yüzde işaretini kullanacağız. Ardından burada şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Alt satıra geçmek adına bu da diğer bir bilgi olsun. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bunu koyduk. Bunu koyduktan sonra şu şekilde devam edebiliriz. Diğer bir program dipnot olsun bu da. Buraya da yazacağımız şey şöyle olacak. Vergi, ardından bahşiş ve ardından da toplam fiyat diyelim ve programımızı çalıştıralım. Bunu kaydedelim. Masaüstüne kaydetmemiz gerekiyor öncelikle. Ya da herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Ben masaüstüne şuradan seçeceğim ve kaydedeceğim. Diyeceğim ki vergi bahşiş uygulaması diyelim buna da. Ve kayıt oldu arkadaşlar. Şimdi yemek ücretini girelim. 25 liralık bir tane yemek yedik diyelim. Toplamda bunun vergisi 4,5 lira. Bahşişi 1,25 lira. Toplam ödememiz gereken miktar da arkadaşlar 30,75 yani 30 lira 75 kuruş olacakmış. Programı tekrar çalıştıralım ve döngüye girsin. Bu sefer yediğimiz yemek 100 lira olsun. Daha net görebilmek adına %18 vergi oranımız, %5 bahşiş oranımız, toplam ödenecek miktar 123 TL olacaktır arkadaşlar. Bu uygulamada bu şekilde sonuçlandı. Şuradan arkadaşlar bakabilirsiniz program kodlarına. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.